Moda denince akla gelen program Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününe geldik. Şimdi birbirinden şık kombinlere doyacağınız anlar için Pendik'e gidiyor ve yepyeni bir günün startını veriyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Alışveriş için bugün neredeyiz? Pendik. Geçen hafta 80 puan alan biriyle iddiaya girmem diyen Hülya, bakalım bu hafta 80 puan toplayabilecek mi? Hiç belli olmaz diyorum dış ses. Burası bir yarışma. Hep söylerim, her an her şey olabilir. Son gün biliyorsun 40 puanla değerlendiriliyoruz. Hiç belli olmaz bu işler. Bakarsın kolye alırım. Sen ne diyorsun bu işe Aleyna? Eda da iki gündür benim sayemde gün birincisi oluyor. Dün de resmen baştan aşağıya Aleyna olarak gelmişti podyuma. Yani bence yat kalk bana dua et Edacığım. Kolyeyi alırsan da benim sayemde. Eğer bu bir dakika. Eğer bu şekilde düşünüyorsan dün de o zaman baştan aşağı aynı benim gibi gelmişsin. Benim hani ben sürekli eşofman saban ayakkabı giyiyormuşum ya. Jogger pantolon giydin. Ne alaka? Hayır, bot giydin, jogger pantolon giydin. Gayet spordun. Konseptimizi açıklayalım mı? Aynadaki ben. Aynadaki ben konsepti için bütçeniz tam tamına 1000 lira. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başlıyor. Günaydın Eda. Merhaba The Ses, merhaba izleyicileriniz. Herkese günaydın. Bugün neredeyiz? Bugün Pendik'teyiz. Peki konseptimizin adı nedir? Aynadaki ben. Hayalimizde, aynamızda kendimizi nasıl görmek istiyorsak o şekilde kombin yapıp geliyoruz. Peki ben nasıl görmek istiyorum? Ben biliyorsunuz ki sarışın uzun saçlıyım. O zaman bunun zıttı ne olabilir? Esmer kısa saçlı olmak istiyorum ve bir ikon olmak istiyorum. İkon olarak alışverişe hazır mısın? Evet The Ses, bay bay. Günaydın Rojin. Günaydın. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Bugün ben bir yere gitmiyorum. Bugün ben bir şey canlandıracağım. Eğer güzel olursa umarım. Bakalım. Ne yapacağını bizimle paylaşmak ister misin? Sürpriz olsun. Merakla bekliyoruz o halde. Alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Aleyna. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Aynadaki ben konseptiyle aklına kim geliyor Aleyna? Bugün Chloe Kardashian oluyorum ve gerçekten o kadını çok beğeniyorum. Biraz da sima olarak gözün rengi vesaire falan benzetiyorum da kendime. Bakalım bugün neler olacak? Yani gerçekten aynada kendimi o şekilde nasıl göreceğimi merak ettiğim için böyle birini tercih ettim. Alışverişe hazır mısın peki? Ben çok hazırım. Sen de hazırsan alışverişe başlıyorum. Bay bay. Günaydın hanımlar. Günaydın. Aynadaki ben konseptinde aklınızda ne olduğunu öğrenebilir miyim? Türkan Şoray 2022 yılında genç olsaydı nasıl görünürdü? Aslında çalışmayı bugün size anlatacağım. Dilan sen ne düşünüyorsun? Çizgi film karakterlerinin olduğu bir event gidiyorum. Hazırsanız alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Günaydın Hülya. Bugünün konseptinden bahseder misin? Şöyle geldiğimden beri diyorum ki ben kırmızı giyemiyorum. Saçlarım sarı olduğu için aynada kendimi kırmızıyla beğenemiyorum. Ben bugün esmer bir kadın olup kırmızı rengin tadını çıkarmak istiyorum. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi alışverişe çıkalım. Günaydın Melike. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de çok iyiyim. Bugün aklında nasıl bir konsept var peki? Dışses ben bugün kendimi aynada Marilyn Monroe olarak görmek istiyorum. O yüzden ben bugün Marilyn Monroe olacağım. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Kızlarımız aynadaki ben konsepti için Pendik sokaklarında mağaza ararken ilk olarak Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Aynadaki ben nasıl olacak? Birazcık mizansen de katmak istedim. Ben siyah kısa saçlı, ikonum, kokoşum oldukça ve artık Türkiye'de o kadar çok ün salmışım ki ünüm yurt dışılarına da çıkmış ve şu anda beni Milano'da bir otelin açılışına davet ediyorlar. Fakat ben Türklük özelliğimi, geleneksel özelliklerimi de kesinlikle kaybetmemişim. Ve her ikonun, her ünlünün olduğu gibi benim de takıntılarım var. Bunlardan bir tanesi kısır takıntım var efendim. Evet, kısırım olmadan asla kabul etmiyorum. Fakat hiç kimse benim yaptığım gibi kısır yapamıyor. Çok mekanlara gittim. Bir türlü istediğim gibi kısır yapamıyorlar. Artık dedim ki ben kendi kısırımı kendim götüreceğim. Hem Avrupa'yı bir tarzım var, ikonum. Yurt dışındayım ama bir yandan da kısırım da elimde. O da bende. Değişik bir hayal. Biz en iyisi kumaş seçmeye başlayalım Eda. Evet, ben buna bakayım. Ne kadar bunun metresi? Ne kadar olur?
Birazcık düz 500 yapsak çünkü bütçemiz çok yok. Tamam o zaman. Alalım mı Dıstesciğim? Beğendiysen alalım tabii ki. Ben şimdi ödememi yapıyorum, sonra terzide görüşelim. Nasıl bir elbise seçtin Hülya? Tam aradığım kırmızı, bildiğin ateş ediyor. Parlıyor böyle, kırmızıyım diye bağırıyor. İstediğim bu. Birazcık bol geldi bana. Kombinlemeye gelince de antresit taşlı bir ayakkabı ve çantayla kombin edebilirim Dıstes. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 1300 TL. Bu mağazada başka bir elbise daha deneyecek misin? Burada yok Dıstes. Bir mağazam daha var. Biraz da kırmızı orada deneyelim. Görüşürüz. Şimdi ben bugün aynadaki ben de aslında sürpriz yapacaktım ama söylemek istiyorum. Bergen yapmak istiyorum. Biraz kendimi karakter olarak da Bergen'e benzetiyorum. Neden Bergen olmak istedin peki? Yaşanmışlıklar. Öyle söyleyeyim. Bir hüzünlü bakışlarım var aynada kendime karşı. O yüzden Bergen'i yapmak istedim. Bergen olmak için kumaş almaya mı karar verdin? Kumaşımı aldım. Sert bir kumaş aldım. Altına tül aldım. Elbisem de sürpriz olacak. Ama Bergen'in kullandığı bir elbise. Giydiği bir elbise yapacağım. Kumaşın metresi ne kadarmış peki? 350'ye bağlı. 330 yapalım bari. Peki abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu arada Aleyna'ya da kumaşçıda rastlıyoruz. Bakayım ablacığım hemen. Bu esniyor mu abla? Tam olarak ne renk bu kumaş? Ne kahverengi, ne gri, ortası bir renk. Metresi ne kadarmış? Ne kadar abla metresi? Bana bir tık indirim yaparsın. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi hemen terziye gidip kumaşımı bırakacağım. Sonrasında hemen ayakkabı, çanta, aksesuar seçimlerimi yapacağım. Hızlı hızlı yaparsam alışveriş süremi yönetebilirim. Kasaya gidelim, sen de gel Dıstes. Bay bay. Seçtiği kumaş için toplamda 315 lira ödeyen Aleyna terziye doğru yola çıkarken biz de Roji'nin yanında alıyoruz soluğu. Ölçülerimi verdim, Ayşe ablanın yanına geldik. Pazarlığımızı yapalım Ayşe abla, ben hemen gideyim geriye kalanları alayım. 550 liradır tamam. Ama ben size 400 desem. 350 yap abla. Hadi bugünlük olacak. Tamam. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Şimdi hemen perukçuya gideceğiz. Ayakkabımı alacağım, takılarımı alacağım. Bitiyor. Hadi gidelim. Ay Dıstes. Her zaman bakımlı bir kadın olmuş. Kızlar keşke siz de çenenizi böyle kapatabilseniz ya. Ya ne güzel. Ben fermuar gibi. Keşke böyle bir çekimde kapatabilse. Sabah böyle şey Hülya. Ne kadar şey geliyor Dıstes makyajsız böyle. Mi? Makyajsız mı? Tanıyamadım kız onu. Kızların içinde bakımsız bulduğunuz birisi var mı peki? Hülya. Bakımsız olarak ben Rujin'i görüyorum. Ben de Hülya'yı düşünüyorum. En güzel ve en doğalı kim peki? Doğalı biziz ve şöyle bir iddia koymak istiyorum. Bütün kızlara sesleniyorum. Bir gün hepimiz podyuma makyajsız çıkacağız. Bakalım en doğal güzel kim? Ben doğal bir kadınım, cool'um. Ekstra herhangi bir çaba sarf etmeme gerek yok. Onlar gibi her gün boya küpüne binmiş gibi buraya gelmeme de gerek yok. Herkes artık şu kafalardan çıkıp kıyafetlerine odaklansın lütfen. Birincisi meydan okumak için yer arıyorsunuz. Çünkü ben hiçbir zaman ben güzelim, ben öyleyim, böyleyim iddiam burada hiç olmadı. Bu konuda çok mütevazıyım. Zaten senin işin gücün her şeyi inkar etmek. Kaç yaşına gelmişsin inkar etmeyi, bir inkar etme etme yani. Kabullen bir şeyleri. Siz de Aleyna gibi sürekli bir güzellikten dem vuruyorsunuz. Güzelliğinize güveniyorsunuz kendinizce. Diyorum ki demek ki sizin içinizde de bir özgüvensizlik var ki sürekli ben güzelim, biz daha güzeliz konularına giriyorsunuz. Neremiz özgüvensiz olsak bir sosyal medya hesaplarımızı açıp kullanmayız. İki bu programa katılmayız. Biz gayet kendimize güvenen iki kız kardeşiz. Bence sen kendine güvenemiyorsun. Makyajsız makyajsız bile çıkamıyor yani. Demek ki sen de özgüvensiz bir insansın. Benimle böyle yarışlara, böyle oyunlara girmeye çalışmayın kızlar. Ben sizle ne yaş olarak dengim ne başka bir şey olarak. O yüzden siz bu oyunlarınızı kendi yaşıtlarınızla yapın. Kızlar sohbete dalıp kumaş seçmeyi unuttunuz bu arada. Kız bunu gördüm işte. Şimdi bunu alacağım. 2 metre bundan alacağım. Ben de tül alacağım hemen. Benim tüllerim orada. Bir de saten alacağım pembe. Abla! Ablacığım! Abla zamanımız yok aşkım. Gelsene sen neredesin? Abla bundan 2 metre lazım bana. Bana da bir tane tül 2 metre saten 1.60. Abla bunu da bana hediye eder misin? Tabii ki. Ay ağzını yerim kız senin. İsterseniz siz kumaşlarınızı seçin. Sonrasında kasada buluşalım. Tamam. Dilara'nın kumaşı 80 lira tutarken doya doya modaya özel indirimle 60 lira, Dilansa 220 lira yerine 200 lira ödeme yapıyor. Bu arada biz de Hülya'nın denediği ikinci kombini inceliyoruz. Geçerken gözüme bu çarptı, diğer mağazaya gidecektim. Son anda bunu görünce vazgeçtim, çok güzel oldu. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 1500 TL ama tabii ki burası da benim nazımın geçtiği bir mağaza biliyorsun artık. Herkes söylüyor Hülya sen bütün mağazalarda zaten fiyatları kendin belirliyorsun diye. Artık o kadar da olsun Dıstes. Bu kadar emek verdik. Esnaf beni seviyor. Ben esnafı seviyorum.
Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinim yok. Artık kasaya gidiyoruz Lises. Hülya'nın seçtiği elbise 1500 lirayken doya doya Moda'ya özel aldığı indirimle 500 lira ödeme yapıyor. Hülya peruk almaya giderken biz de kumaş seçmeye gelen Melike'nin yanındayız. 3 metre senli kumaşı alıyorum. Bir tane siyah bir elbise diktireceğim. Aslında 2 tane seçenek vardı kafamda ama aynı renkten kumaşı bulamadım. O yüzden siyaha geri döndüm. Kasada buluşalım o halde. Seçtiği kumaş için 200 lira ödeme yapan Melike terziye doğru yola çıkıyor. Eda kombinini diktirmek için pazarlığa oturmuş bile. 450'nin altına kesinlikle dikmem. Ama sen ilk kez geliyorsun bana. Onun için sana 300 lira. Süper, çok sevindim o zaman. Hemen 300 TL'mi veriyorum. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Perukçuya gideceğiz, ayakkabı çantacıya gideceğiz. Yürüteceğim seni dış sesçim. Sen yürü, biz birazdan geliyoruz Eda. Bakalım diğer kızlarımızın alışverişi ne durumda? Rojin aynadaki ben konsepti için peruk seçimine geçmiş bile. Tam bir vergem alalım. Ha, gülmek de olmaz ama ne yapalım, ağlayalım mı yani? Bugün hakkını vereceğim. Hemen bunu alalım. Gelin hadi kasaya gidelim. Rojin seçtiği peruk için doya doya Moda'ya özel indirim alarak 100 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Şimdi istediğim elbiseyi bu kumaştan çok güzel çıkartacağına adımın Aleyna olduğu kadar eminim. Evet. En güzelini hadi. Teşekkür ederim ablam. Şimdi önemli olan geldik fasulyenin faydalarına dişleriz. Bunu bana kaç paraya dikersin? Biliyorsun senin konumda çok hassasım. Biliyorum. Senin için çok değerli. Teşekkür ederim ablacığım. Sana ücüze dikeceğim. O zaman ben gideyim alışverişime devam edeyim. Peki. Sonrasında gelir elbisem hazır olduğunda alırım, olur mu? Tabii. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum. Bye bye. Dilara bulduğu ilk terziyle anlaşarak 400 lira ödeme yaptı. Ardındansa Dilan kendine başka bir terzi bularak kıyafetini 450 liraya diktiriyor. Kızlar ayakkabı almaya giderken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Lütfen televizyonlarınızın ayarlarıyla oynamayınız. Görmüş olduğunuz kişi Hülya yeni doğmuştur. Sadece koyu saç taktı ve muhteşem yakıştı. Peruğun fiyatını öğrenelim mi? Peruğumun fiyatı 500 TL ama tabii ki de indirim alacağım çünkü bütçem çok azaldı dişsiz. Bu modeli mi karar verdin? Kararımı verdim, peruğumu alıyorum ve ayakkabı, çanta, aksesuar almaya gidiyoruz. O halde kasada bekliyoruz seni. Görüşürüz. Hülya 500 liralık peruk için doya doya Moda'ya özel indirim alarak sadece 100 lira ödeme yapıyor. Biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Benim bir elbisem var. Senden önce Aleyna geldi ama Melike. Ya. Evet, Aleyna sabitindi. Önce Aleyna. Alabilirsin yani. Alabilirsin. Ah, tamam, süper. Fiyatı ne kadarmış peki? Tek fiyat 350 lira. Tamam. Nane olsun. Şimdi nereye gidiyoruz Melike? Ayakkabı, çanta ve takı bakmaya. Sen ayakkabını seçerken biz de Rojin'in yanında alıyoruz soluğu. Alışverişin ne durumda Rojin? Ayakkabılarımı aldım dişsiz. Çantamı da seçtim. Ayakkabıların fiyatı ne kadarmış peki? 420 TL. Çantada 130 TL. Kararını verdiğine göre şimdi ne yapıyoruz? Kararımı verdim. Hemen kasaya gidelim. Daha takıcıya gideceğiz. Rojin seçtiği ayakkabı ve çanta için toplamda 130 lira öderken Eda da peruğunu seçmiş bile. Bize göstermeden peruğunu seçmişsin Eda. Çünkü koşmamız gerekiyordu sizciğim. Vakitle yarışıyoruz ve biliyorsun birinciliğe oynuyorum, kolyeyi oynuyorum. Bu arada ben 2 gündür gün birincisiyim ve bütün herkes konsept dışı dökülüyorlar. Bugün benim için çok önemli, yarın da çok önemli. Kesin kolyeyi alacağım inşallah. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Şimdi nereye? Ayakkabıcıya ve çorapçıya. Koşmaya hazır mısın? Sen hazırsan biz de hazırız. Eda ayakkabıcıya doğru koşarken biz de ikiz kardeşlerin yanlarına ışınlanıyoruz. Kızlar ne seçtiniz böyle? Çok tatlı değil mi? Kendi seçimin mi peki bu ayakkabılar Dilan? Ben seçtim. Çok hoşmuş gerçekten. Sen nasıl bir model seçtin Dilara? Ben de böyle bir şey tercih ettim. Ayakkabımı Dilan seçti. Yani puan kırarlarsa orada seni patlatacağım, kusura bakma da. Şöyle bir çantaya bayıldım. Tam jean'ime uygun bir renk. Bayıldım yani, harika. Ayakkabılarınıza karar verdiniz mi peki? Evet. Hemen verildi, alalım. Hemen kasada buluşalım o halde. Kızlar seçtikleri ürünler için toplamda 300 lira ödeyerek alışverişlerine devam ediyorlar. Biz de bu arada diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Bergen'in nasıl aksesuar seçtiğini araştırdın mı Rojin? Araştırdım. Bergen eğer kola açık giyiniyorsa çok fazla bilezik takıyor. Tekli tekli. Daha önceki yarışmacılarımızdan Bergen'i canlandıran olmuştu. Evet, yapıldı. İzledim o bölümü de ama konserindeki beyaz gelinlik gibi olan elbiseyle yapıldı. Benimki daha farklı ama güzel olacak.
Seni kasada bekliyoruz o halde. Rojin aksesuarlarına 90 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Alışverişim bitti. Kızlar daha bitirememiştir. Daha gideceğim, ben daha kahvemi içeceğim. Hadi görüşürüz podyumda. Elbiseni alacaktın. Aa, elbisemi almaya gidiyorum. Koş 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 koş. İki farklı model mi seçtin Melike? Evet, dış ses. Ne seçtiğini görebilir miyiz? Görme. Yemedin mi? Hayır. Ayağım girmedi. Hangisine karar verdin peki? Bunu zaten direkt kafadan eledim. Olmuyor. Bunda da parmaklarım böyle duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Dün Uğurkan Hoca da söyledi. 40 numaraysa ayağın 38'e de sığdıracaksın gerekirse dedi. Buradan çantada seçecek misin? Evet, bakacağız. Sen çantanı seç, biz seni kasada bekliyoruz. Bye bye. Melike iki çanta ve bir ayakkabı seçerek kasaya geliyor. Seçtiği ürünler için doya doya modaya özel indirim alan Melike toplamda 200 lira ödeme yapıyor. Bu arada ikiz kardeşler kombinlerini tamamlamaya devam ediyorlar. Ne arıyorsunuz hanımlar? Ceket bakıyoruz Dilara'ya. Ceketle ne yapmayı planlıyorsun Dilara? Evde tasarım atölyesine gireceğim. Bunu böyle keseceğim. Kanaat notumu alacağım. Zaten ekstra bir puan daha alabilirim çünkü burada elbise de diktirdim. Dilara, ben dün çok güzel bir elbise yaptırdım burada ve tabii ki de puanı oynadım. Almak istedim, olmadı, alamadım. Ben alamadıysam sen hiç alamazsın. Alamadı çünkü yanlış yaptı. Konsept dışı oldun hayatım. Oh, iyi oldu. Bence muhteşem. Renk uyar mı? Çok koyu. Bak onun rengi ne diyor mu? İstiyor musun? Bu onun rengi. Ay, o da çok çirkin bir şeymiş. Tamam, bunu alalım, bunu alalım ya. Zaten üstünü kullanacağım. Ha, keseceğim komple. Evet, sadece tamam, alıyoruz bunu. Hadi kasaya gidelim o halde. Ceket için 50 lira indirim alan kardeşler 300 lira ödeyerek aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Bu arada Hülya da ayakkabı seçimine geçiyor. Nasıl bir ayakkabı arıyorsun Hülya? Tek bant olabilir, güzel bir stiletto bulursam olabilir. Buradan seçeceğim bir şeyler listes. Bu arada sana bir sorum var. Melike ile iddiaya girmem için zamana ihtiyacı var demiştin. Bunun için kriterlerin nedir tam olarak, sayabilir misin? Öncelikle 5 kolye alması lazım. Sonra haftanın 4 günü birinci olması lazım. Hatta 4'ü ben yapmıştım. Haftanın 5 günü birinci olması lazım ki ben şey diyeyim. Vay be, ne oluyor ya? Aa, bu kız beni geçti. Hülya'cığım, sen 5 aydır buradasın. Bense sadece 4 haftadır. Senin 5 aydır ulaşmış olduğun yorumlara ben sadece 4 haftada ulaştım ve tüm jüriler tarafından. O yüzden ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Burası yorumlarla ilerleyen değil, puanlarla ilerleyen bir yarışma. O yüzden bunlara takılmamanı tavsiye ederim. Burası bir moda programı ve ben tarzıma, vizyonuma güveniyorum. Bu sebepten herhangi hiç kimseden çekinmemene gerek yok. Gayet cesur bir şekilde karşınızdayım. Eğer sitede o cesaret varsa iddiaya zaten dahil olursunuz. Gelip hemen 1-2 haftada benimle yarışmaya kalkmak çok büyük bir cesaret. Cesaretinden dolayı kutluyorum. Sana meydan okuduğum için senin mutlu bile olman gerekiyor. Ama birazcık altını doldur, seninle yarışacağım tatlı kız. Ya buna da ne cevap verilir ki? Bu ne saçma bir diyalog ya. Sen ayakkabını seç, sonra da kasada görüşelim, olur mu? Görüşürüz. Hülya seçtiği ayakkabı için 370 lira yerine 300 lira ödeyerek aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Eda'nın yanına geliyoruz. Seçtiğin ayakkabı ve çantayı görelim mi Eda? Ben ikonum biliyorsunuz ki. Bu da böyle tam bir ikonlara yönelik bir çanta olduğunu düşünüyorum. Böyle makyaj çantası gibi. Şimdi zaten son trend bu tarz çantaları kullanmak. Bunlar moda oldu. Ve dümdüz siyah giydiğim için böyle taşlı şıkır şıkır bir çanta güzel bu şekilde. Ayakkabının ve çantanın fiyatını öğrenelim mi? Ayakkabım 440 TL, çantam da 400 TL. Kararını verdiysen kasada görüşebiliriz. Evet, bay bay. Eda, kasaya geçmeden önce ikiz kardeşlerin ne durumda olduklarına bakıyoruz biz de. Neler seçtiniz hanımlar? Yok. Şuna bakıyorum. Şunu da almak istiyorum. Şuna bakar mısın? Bir çok tane tatlı. Herhalde bir çiçek çok pahalı aşkım. O zaman mavi makyaj yapacağım için pembe. Ha, pembe al, pembesi. Bu da çok güzelmiş. Sen bunu al direkt o zaman. Onu bırak. Tamam. Tamam, hadi çabuk zaman. Ben bunu alayım ya. Şunu alayım. İkisini de alayım. Ne kadar senin şeyin? 40 TL. Tamam. Seçtikleri aksesuarlar için 90 lira ödeyerek terzinin yolunu tutuyorlar. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir ayakkabı seçtin Aleyna? Böyle nude rengi bir stiletto giydim. Fakat tam numarası yokmuş, 40 numarasını giydim. Şöyle göstereyim ama yine de oldu. Yapacak bir şey yok. 38-39 ayağıma 37 numara giymişliğim de vardır bu podyumda. Bunu da giyerim yani. Kararımı verdim. Bence kasada buluşalım biz. Ses babay. Seni kasada bekliyoruz o halde.
Zeyna seçtiği ayakkabı için 150 lira ödeme yaparken Melike de aksesuar seçimine geçiyor. Sadece aksesuarların kaldı sanırım Melike. Evet dış ses, bugün çok hızlıyız. Takım mı yapmayı planlıyorsun? Öyle planlıyorum. Küpe, bileklik ve eldivenin üstünde yüzüğü ben çok seviyorum. Yüzük almayı planlıyorum. Kasada buluşabiliriz sizinle. Hadi bay bay. Melike seçtiği aksesuarlar için 200 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Biz de hızlıca Eda'nın yanına geliyoruz. Merhaba Eda. Evet merhaba. Muhteşem ayakkabılarım. Ay, bu çantayla konuşacağım ben. Bu Türkçe konuşmayı bilmeyen çanta bu arada. Welcome. How are you today? Ne kadar ödüyorsun toplamda? Evet ne kadar? Yüz. Param yok lütfen. Bütün zorluklara rağmen kombinimi bitirmek için uğraşıyorum canla başla. Asla param yetmiyor ama çok şanslıyım ki esnafımız bana tam destek veriyor. Şimdi nereye gidiyorsun Eda? Ben gidiyorum şimdi takımı halletmeye, koşmaya hazır mısın da sesçim? Acele etsen iyi olur bu arada. Sen nasıl bir aksesuar arıyorsun Hülya? Şöyle taşlı bir küpe alacağım da ses. Çok param da kalmadı zaten. Sen kararını ver. Biz seni kasada bekliyoruz. Görüşürüz. Ne kadar ödüyorsun küpelerini? 50 TL veriyorum küpelerimi. Eksik parçan kaldı mı? Son eksiğimiz çantamız kaldı. Dış ses, başka hiçbir şeyimiz yok şu anda. Hadi koş o zaman. Süren azalıyor. Koş çabuk koş. Hülya çantasını almaya giderken biz de ikiz kardeşlerin yanına gidiyoruz. Hazır mı elbise? Ay hemen alıp çıkalım biz. Bugün çok iddialıyım. Çünkü herkes birilerini taklit etmeye çalışmış. Ama ben hayal gücümü konuşturacağım. Göreceksiniz. Şimdi nereye gidiyorsunuz hanımlar? Benim elbisemi almaya gidiyorum. Hemen yan dükkandı zaten. Biz de geliyoruz peşinizden. Elbisem hazır mı? Şöyle hemen alayım ben. Teşekkür ederiz. Dış seçim, çiçek almaya gidiyoruz. Hadi koş. Kızlar çiçek almaya giderken Aleyna da aksesuar seçimine geçiyor. Güzel bir küpe alacağım. Ne ara geldin sen buraya Aleyna? Dış ses, koşarak takıcıya geldim. Sen de hemen pat diye buldun. Süren bitmek üzere biliyorsun değil mi? O zaman kararımı veriyorum ve kasada görüşürüz. Biz de Melike'nin yanına geliyoruz. Ablacığım bitti mi? Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Yetiştirdin. Denemeden mi alıyorsun elbiseni Melike? Vaktim yok öyle bir şey. Bizim evde terziye girebilirim o sebepten. Hadi gidelim o halde. Hadi bay bay. Ablacığım görüşürüz. Hoşça kal. Sağ ol. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Eda? Taşlı bir şeyler bakıyorum. Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz. Tamamdır sesçim. Eda aksesuarlarına 25 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına geliyoruz. 30 saniye içinde kararını vermen gerekiyor Hülya. Bu mu bu mu bu mu bu mu bu? Benim 50 TL param kaldı. Bu ne kadardı? Olur mu? Ay sağ olun. Son param vallahi. Başka da param ay. Ha. Öldüm koptu dış ses. Kısa süreli oldu neyse ki. Buyurun. Dişimi de alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alışverişim burada sona erdi dış ses. O halde nereye gidiyoruz? Hadi toplanmalarına. Melike sen toplanma noktasına gitmiyor muydun? Ne aldın buradan? Saç spreyimizi aldık. Şimdi ödememize geçeceğiz. Ne kadar beyefendi? 30 lira fiyatı. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ben gidiyorum o zaman. Kızlarla toplanma alanına geçebilirim artık. Biz de artık bu arada Aleyna'nın yanına ışınlanıyoruz. Dış ses kasadayım ve bu çantayı alıyorum. Feryal abla bir 100 küsür lira falan param var. 100 TL'ye alsam olur mu? 100 TL'de çantamı ödüyorum, fişimi alıyorum ve sonrasında dış ses alışverişimi bitiriyorum. Alışverişim gayet keyifli geçti. Hadi bay bay. Toplanma noktasında görüşürüz Aleyna. Bakalım Roji'nin alışverişi ne durumda? Elbisemi almaya geldim. Evet, hemen tamam. Sakla koy oraya, kimse görmesin. Şimdi nereye gidiyorsun Roji? Şimdi de kızlarla toplanma alanında buluşacağım. Hadi gidin dış ses. Aynadaki ben konsepti için 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna gelirken ikiz kardeşlerin yanlarına geliyoruz. Çiçeklerinizi de almışsınız hanımlar. Evet, çiçeği de aldı. Alışverişiniz bittiğine göre şimdi ne yapıyoruz? Toplanma alanına gidiyoruz. Hadi. Aynadaki ben konsepti için Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süremiz sona eriyor. Kızlarımız toplanma noktasında buluşmuş bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz nasıl geçti bakalım? Süper. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet. TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok hep beraber iyiyiz. Sorayım. Çok iyiyiz efendim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bomba gibi miyiz? Valla mutluyuz. Evet. Dileğimizin, sevgili yapımcımızın. Doğum günündeydi. Evet. Doğum günü yemeğindeydi. Dilek ablacığım. Evet değerli yapımcımız.
Talya Yapım'ın. Göz bebeği melek kalplisi Dilek Dağcıoğlu. Canım Dilek, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bizim bu doğum günlerimiz hiç bitmiyor. Bir Ebru'ya sürpriz doğum günü, bir Dilek'e sürpriz doğum günü. Evet, ve hiç haberleri yokmuş gibi geliyor. Çok şeker değiller mi? Dileğim nice mutlu yaşlara, hep beraberliğe. Canım doğdun Dilek için. Canım Dilek'im mi? Kocaman öpüyorum seni. Evet, bugün yine bomba gibi bir programla karşınızdayız efendim. Evet, konseptimiz neydi? Aynadaki ben. Bakalım aynaya baktıklarında ne görecekler? Neredeydik? Pendik. Pendik'teydik. Evet, elinde kısırıyla o zaman Eda'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bu havaya böyle. Kısır. Kimsin sen? Aynaya baktığında ne görüyorsun? Hocam, kısırı önce size ikram etmemi ister evet, misiniz? Lütfen. Tüy gelecek diye korkuyorum çünkü. Peki. Dün Roji'nin yaptıkları mı bunlar? Şimdi bu kısır hocam, aynadaki senle ne alakası var? Baba bak hemen düzeltiyor. Bu kısır hocam dün yapılan çiğ köfteydi diye. Baba. Evet. Ben sosyal medya sayesinde Türkiye'de bir ikon olmuşum hocam. Ha. Ve artık o kadar ünlenmişim ki yurt dışına da çağrılıyorum. Oralardaki bazı açılışlara, eventlere de çağırıyorum. Ve şimdi nereden teklif gelmiş? Sizin oralardan, Milano'dan teklif gelmiş süper. Hocam. Milano'ya bir otelin açılışına gidiyorum. Fakat yurt dışında tabii ki istediğim gibi benim kırmızı çizgim kısır. Her gittiğim yerde kısır yapılmasını, hani ünlülerin hep böyle özel istekleri olur ya, bunu söylerler. Fakat istediğim gibi bir türlü kısır bulamıyorum. Çünkü yurt dışı olduğu için ne yazık ki bizim damak tadımıza uygun yapamıyorlar. Ben de kendi kısırımı yapıp kendim götürüyorum ve hem de yurt dışındaki o insanlara kendi Türk yemeklerimizi de öğretmiş, göstermiş, tatmış da oluyorum. Beni bilenler hep kısırımla bilirler, kısırımla tanır. Ben hep kısırımla gidiyorum her yere. Kısırımla gidiyorsun. Kısırımla gidiyorum, evet. Nasıl yazıp çizmek ama? Allah Allah. Ya Hülya da kısırıyla gidiyor. Ama mesela Hülya efsane yapıyor kısırı. Hocam lütfen tadına bakma. Aşkım parmaklarımız. Hemen çatal getiriyorum hocam koşaraktan şöyle. Ve ben şov yapmadan yapıyorum. Kısırı ben bu. Çiğ köfteciyim. Roji'nin çiğ köftesi de çok güzeldi. Şimdi bunu da bir tadalım bence hocam. İyi görünüyor. Bakalım yani ne nasıl yapmış göreceğiz. Allah Allah. Enteresan yani, bir konsept çok güzel yani. Bugün. Mesela niye kısır? Niye mesela sarma değil? Hocam sarmayı çok gece kolay. Gece sarmam birazcık beni sarardı o sarma. O yüzden beni sarmasın dedim. Şiştim bu ara kızlardan çok. Ben de bulguru şişireyim dedim hocam. Ha. Biz de senden şiştik inan. Evet. Birazdan tadına bakacağım ben de. Fiyatlar. Ayakkabılarım ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 100 TL. Çorabım 75 TL. Kumaşçıdan kumaş aldım 500 TL. 300 TL'ye de diktirdim. Perukçumuzdan da yalvar yakar rica minnet üzerine peruğumuzu hediye ettirdim. Küpelerim de 25 TL. Sen ne koydun buna? Hocam orası çok acısı gelmiş o zaman. Biberin müthiş, acısı geldi. Müthiş, aferin. Gerçekten sen yaptıysan aferin. Biberin acısı geldi. Karıştırmasaydım keşke. Ay, acı değil mi? Ama güzel bir acı. Ben çok severim. Ben yandıkça zevk alıyorum. Bir içinde bir şey var mı? Hocam bu tek başına böyle. Yanacak. Bu mesela çorap zaten. Yani bu çorap, bunu bu şekilde giydim. Ha böyle gidiyorsun. Evet. Terziye girdim bugün. Milano'da çünkü ben bu sezon, yani kış sezonunda gittiğimde hatta Serdar Bey'le görüşmüştük. Ben böyle daha spor botlarla, eşofmanlarla falan geziyordum. Bütün bayanlar topuklu ayakkabıları ve kürkleriyle böyle geziyorlardı. Onlardan imrendim. Böyle bir şey. Ama içlerinde yaptım. Genelde bir şey oluyor. Ama bu elbise şeklinde hocam. Evet, beğendim seni. Siyah saç sana çok yakışmış. Daha önce de galiba saçın bir ara siyahtı senin değil mi yarışmadan önce? Yarışmadan önce bir dönem siyahtı. Sonra tekrar seneler önceki sarı halime dönmek istedim. Çünkü aynaya baktığımda sarıda daha çok elektrik alıyorum. Ama birçok işte siyahın bana çok güzel gittiğini, iyi yakıştığını da söylediği için bugün size böyle esmer halimle çıkmak istedim. Ben sana sarıdan daha çok yakıştırdım siyahı. Ya. Belki de bugün farklılık geldi gözüme onun içindir. Bilmiyorum. Belki arada bir konseptlerde siyah deneriz o zaman. Evet, peki teşekkür ederim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Sana baktığım zaman genel olarak hoş görünüyorsun.
Fakat. Aması geldi onlara. Fakat. Milano'da yaşayan biri olarak şimdi boynun yok sana baktığım zaman. Hı-hı. Yakasız tercih ederdim. Yakasız. Bilirim. Ha? Yakasız. Birazcık daha açabilir ama şimdi mikrofon var belki yani, rahatsız olur. Daha doğrusu yakasız tercih ederdim yani. Bisiklet yaka. İçine de ya yarım balıkçı bir triko ya da tam balıkçı bir triko. Anladım. Ve saçların ve bu dik yaka senin boynunu yok etmiş. Yoksa genel olarak çok şık görünüyorsun. Tam balıkçı giyse de yok etmeyecek miydi Serdar? Şimdi yakasız olduğu için saçları da aşağı inebileceği için beni rahatsız etmezdi. Balıkçı da kapatmayacak mıydı aynı şekilde? Şimdi dik yakadan, çünkü boynunu sardığı için saçlar şu an havada duruyor dik yakadan dolayı. Onlar saldığı zaman dik yaka, yani tam balıkçı da beni rahatsız etmez. Çünkü bu boğazının bölümünü alacak, tamamen saracak ve siyah olarak çıkacak. Saçlar da rahata gelecek, evet, çok, diyorsun. Çok pardon, bir şey deneyeceğim hemen hızlıca. Şunu demek istemiştim. Yok, anladım dediğini ben. De sadece sordum. Mikrofon var. Artık yok. Var. Var. Ha, geçiyor mu hala? Evet. Bunu istemiştim. Çünkü saçların havada kalmış ve boynunu yok etmiş o dik yaka. Yani yarım balıkçı, tam balıkçı. Yarım balıkçı daha iyidir. Ama genel olarak çok hoşsun. Teşekkür ederim Eda'cığım. Kısır içinde. Ellerine sağlık. Yasemin'ciğim. Tekrar kaldırabilir misin? Zor mu? Benim için böyle çok ileri olgun yaş kürkü oldu bu şekilde. Çünkü bu kürk modelleri, tabii ki sahte kürk modelleri, çok ince çizgide modeller, çok güzel bir materyale, renge sahip olsa bile o modelden dolayı bazen kötü olabiliyor. Bir Atatürk'e ve yaş katabiliyor. Mesela evet. Aleyna bir kürk giymişti, o mesela çok kötü bir kürk. Çok. Mesela Melike'nin giydiği kürk çok şahaneydi. Evet. Hani kesin ne demek istediğini çok iyi anladım. Ondan dolayı onunki çok karpuz kollu, kocaman, vere falan, acayip bir şeydi onunki. Evet. Yani hatta kapat. Böyle bir kapattığın, ilk geldiğin halin. Sen şimdi zaten gizem kattın. Parmak ucun hiçbir şey görünmüyor sende. Eldiven de isterdim. Bir de kocaman bir gözlük isterdim. Ama emeğini beğendim. Bu da çok güzeldi. Teşekkürler. Teşekkürler, emeğine sağlık. Ne haber Eda? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ ol, yine boynun yok oldu çocuğum. Neyse, açtın kapadın gördük. Ben açık tercih ederim. Ama Serdar'ın dediği gibi içine bir balıkçı giyebilirsin, o ayrı bir konu. Ama şu anda açtığın zaman o boyun ortaya çıkıyor. Seyrettiğin zaman kendini de anlayacaksın. Yani içinde de bir şey olabilirdi. Tamam, bütçen yetmedi. Gayet de hoş görünüyorsun. Benim için burası hariç. Evet, puanlara geçiyoruz o zaman. 4. 3. Eklemek istediğim bir şey var. İtalyan kadınlar pırlantaya ve mücevhere takıya çok düşkünlerdir. Çok ellerinde ve boynunda da bir şey görmek isterdim. Boynum kapalıydı. Burama da bunu taktım. Eğer param yetseydi işte boynumu açıp onu da takabilirdi. Parmaklarında yok çünkü. Evet, parmaklarımda yok. Büyük çok zor şartlarda dedim ya, size yettirmeye çalıştım. 4. Teşekkürler hocam. 4 kız. Çok teşekkür. Kısır için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Giderken lütfen bir iyilik yap ve rejiye bırakır mısın bunu, yoksa bitecek bu burada ve benim diyetime yazık. Tamam hocam. Dayanamıyorum. Eda'cığım, seni yerine alalım lütfen ve Melike'yi podyuma çağırıyorum. Serdar, tabağını verir misin lütfen? Şükür edemiyorum. Ah canım, teşekkürler. Çok teşekkürler. Eda'dan rica edeceğiz bunu da. Hoş geldin Melike'cim. Hoş buldum Serdar Bey. Melike'cim, bayağı ortada kalmışsın. Hülya mı, Aleyna mı? Bu konuda ne söylemek istersin? Açıkçası benim herhangi bir fikrim yok. Ortada sadece söylentiler var. Şu an Aleyna ile bir arkadaşlığım var ama Hülya'yı bir hafta geç tanıdığım için acaba daha erken tanımış olsaydım Hülya ile mi arkadaşlık kurardım gibi. Evet. Ben her ikisiyle de anlaşabiliyorum. Herhangi bir problemim yok. İkisiyle de diyaloğum da çok ayrı. Evet. Ama Aleyna diyor ki
Hülya ile yakınlaşırsa mesafemi koyarım diyor. Hayır, konu buraya nasıl geldi siz? Çünkü bir iki gün önce Hülya'ya atıfta bulunuyordun sen. Efendim hocam? Bir iki gün önce Hülya'ya bayağı bir şeyler söylerken konu buraya nasıl geldi? Benim dışımda olmuş. Hayır, ama sen şu an demeç veriyorsun. Diyorsun ki ikisiyle de evet, evet. Aram iyi. Evet. Ben böyle anladım. Yo, aram iyiden hatta ziyade belki konuşabiliyorum. Evet. Geldiğim hafta Hülya burada olsaydı belki Aleyna kadar belki daha da yakın arkadaş olurdum gibi bir şey sezdim şu an. Bana böyle bir soru yöneltildi. Ben de buna cevap verdim. Sonuçta Hülya ile de ortak bir noktada sohbet edebiliyorum. Aleyna ile de yine aynı şekilde. Ama bir iki gün önce burada Hülya şurada bir yerdeydi ve bayağı Hülya'ya Yasemin'im bizim aslında Hülya'yla diyaloglarımız genel olarak moda üzerinden karakter ya da kişilik olarak değil de moda üzerinden oldu iddialaşma vesaire durumları. Yani kişilik ve karakter olarak birbirimize çok yakınız aslında. Aleyna ile ne üzerinden? Aleyna ile bir arkadaşlığım var zaten ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Kendime yakın hissediyorum. Okey Aleyna'cığım sen neden öyle söyledin? Şimdi şöyle onun öncesinde şu cümleyi de ekledim. Yani Melike'ye ben kalkıp da onunla konuşma, bununla konuşma demem. Katiyen demem. Ama mesafemi koyarım diyorsun. Şöyle koyarım çünkü Hülya'yla şu an konuşmuyorum. Katiyen konuşmuyorum. Şimdi hem benimle aynı yakınlığı Hülya'yla da o yakınlığı eğer gösterirse ben orada bir düşünürüm. Yani olmaz o şekilde. Sağlıklı bir ilişki kuramam Melike'yle. Ne açıdan düşünürsün? Yani Hülya'yla şu an benimki kadar bir yakın arkadaş olursam sağlıklı ilişki kuramayız seninle. Ne öyle o kadar yakın arkadaş oldun ya. Nasıl? Zaten senin amacın belliydi. Ben geldiğimde yaptıklarını, benim burada isyanlarım var. Benim amacım izledi. Neydi? Sen zaten geldiğimde ben artık işte Melike geldi. Hiç alakası yok. Beni Melike'den kaçırmaya çalıştığın günleri çok iyi hatırlıyorum. Sen burada da konuşuldu bu konular. Sen Melike ile kaçırma derken bile yok. Bu arada sen, ben gördüm senin ne yapmaya çalıştığını. İlk hafta bizim Melike ile bir yakınlığımız yoktu. Evet. Biz ikinci haftadan sonra Melike ile evet. oturup sohbet Pazartesi etmeye günü yani. Başladık. Evet. Onun dışında Hülya mesela yeni gelen arkadaşlarımız Hülya ile arkadaşlık kuran arkadaşlarımızın hepsi bana cephe alıp bütün gün beni konuşurlarken ben sadece uzun zaman sonra Melike ile bu kadar arkadaş bağı kurduğum halde bir sefer benim bir dolduruşum Hülya'ya karşı şey öyle olamaz. Bir şey asla olamaz. Ben ama Hülya bunu yani kendisi çok ilgili. Yaptığı için. Ya sen nereden biliyorsun? Ben niye dayanarak canım. Söylüyorsun ben, bunu ya? Ben bir şeye dayanarak söylüyorsun. Bir şey var mı? Sen tamamen şu an kendini uydurmak söylüyorsun. İşine gelmeyen yeni gelen kızlara o kadar kötü davranıyorsun ki. Kötü davranmak mı? O kadar egolu ve şımarık davranıyorsun sen ki. Ego, ben hayatım hatırla kız masaya oturabilir miyim? Git şuraya otur dediğin günleri ne çok unuttum. Kime dedin ya? Elif diye bir kız vardı hatırla seninle kavga ettik. O gün masa doluydu. O gün masa doluydu. Sen bırak Allah aşkına Aleyna. İşine gelmeyen kızlara sen egodan bahsedeceğiz. Görüyoruz ya. Ben her zaman söylüyorum ya. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ben herkesle samimi olmayı sevmiyorum. Egoysa da egoluyum diyorum. Bu kadar basit. Tamam egolusun deyince niye kabul etmiyorsun? Kimseye saygısızlık, terbiyesizlik, hadsizlik asla yapmam. Asla yapmam yani. Kimse çıkıp da Aleyna da bana bu konuda köpe ben muhatap olmamayı tercih ederim. Muhatap olmam. Evet sana hiçbir şey yapmayan insanlara burnun beş karış havada geziyorsun. Muhatap olup istememek bir saygısızlık olarak ben anlamıyorum. Yani benim için bir saygısızlık söz konusu olamaz. Muhatap olmak istemiyorum. Olmak zorunda mıyım? Değilim. Bu kadar. Değilsin. Yani sonuçta ben de sonuçta saygı duymanız lazım. Saygı duyulmuyor sevmek işte. Sevmek zorunda böyle değilsiniz. Tabii ki kesinlikle öyle. Bu arada Hülya'cığım. Hülya'nın zoruna gidiyor şimdi. Şimdi ne Hülya'cığım böyle bir şey demiş yani. Dört haftalık Melike bile Aleyna'dan daha iyi demişsin. Neden böyle bir şey söyledin? O da işte bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Niye neden söyleyecek? Niye düşüreyim ben sizi birbirinize? Ben geldiğimden beri Melike'nin tarzı hakkında bir şey söylemedim ama nasıl Melike söylemedin? Yokken de dinle neler bir dakika. Söyledim burada? Melike yokken de daha buraya gelmeden önce de senin tarzınla ilgili fikirlerimi hep söyledim. Ne kadar düz giyindiğini, ne kadar tekrar evet, düştüğünü. Evet bunu hep söylüyoruz. Ve şunu söyledim. Bir kemer konusu vardı hatırlıyor musun? Ya iki hafta mıydı, üç hafta mıydı Melike geleli? Ben bunu yaptırmak istedim ama cesaret edemedim dedin. Ya 4 aydır neye cesaret edemedin? Kız 2 haftada yapmış gelmiş bak, böyle benim oradaki terzim muhabbetim yani vardı. Şimdi senden daha hala iyi tabii bak, ki de. Serdar Bey'in sorduğu soruya cevap veremeyip benden birini bulmaya çalışıyorsun. Pardon? O kadar komik gözüküyorsun ki Hülya öyle gerçekten. Mi? Yani
Ben artık Hülya'nın söylediklerini ciddiye almıyorum. Çünkü gerçekten insanları çok güzel manipüle edebiliyor. Yani manipülasyon yapıyor yani resmen. O kadar iyi böyle bir şekilde o işin içinden çıkıyor ki. Aynen mesela bu tarzda modumun gerçek yüzü yani. Bu ayna bu gerçek yüzü böyle. Aynen o kadar aynen. İyi. Sen egodan sanki bir o kadar deyince sen haklı olmuyorsun Aleyna. Ben haklı haksız aramam aslında. Çok sıkılıyorum senden gerçekten. Kim kimden sıkılıyor tamam. Ya? Kim kimden peki. Sıkılıyor? Aynen tamam, peki mi? Muhatap olmayacaksın tamam. O zaman. Olmaz. Olmayacaksın gerçekten o zaman. Gerçekten katlanamıyorum. Konuşmayacaksın bütün saat Aleyna diye. Paylaşılamayan Melike. Hiç alakası yok Serdar Bey bu arada. Bence de hiç alakası yok. Bende hiçbir konu yok. Geldiğimde birlikte oturup kalkıyorlardı. Kız geldi. Melike'de şaşkın mı? Şaşkın bakıyor. Oldu. İki günlük kız. Kızı benim yanından kaçırmaya çalıştığını gözlerimle Melike, gördüm. Melike ben seni inanmıyorum. Kaçırmaya şey çalıştı. Şu an hiç arkadaşım da yok burada. Nasıl yok? Herkesle muhatap oluyor arkadaşım hayatım, yok diyor ya. Hayatım tek başıma oturuyorum ben. Başıma senin yanında biri olmayınca duramıyorsun ya hani. Ben mi duramıyorum? Benim olmadığını düşünüp ben mesaj duramıyordun ya bana. Baktım Melike'yle arkadaş olabiliyorum. Bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına. Ben şunu eklemek istiyorum. Ben burada kimsenin kuklası değilim. Geldiğimde de söyledim. Ben gözlem yapacağım. İnsanlara ona göre yaklaşacağım ya da uzak yaklaşacağım diye. Aleyna'yı daha uzun bir süre tanıdım. Fakat Hülya'yı o kadar iyi ve daha uzun bir daha süre tanıyamadım. Için. Evet. Bir de ilk etapta çok da zaten yakınlaşmadık ki hala yakın değiliz. Hani evet, sadece evet. Sohbet edebiliyoruz. O sebepten ben yine kendim gözlemleyip yine karar vereceğim. Yani Aleyna... Peki ben seni Hülya'dan kaçırdım mı? Hayır hiç? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Yani Melike bir taraf mı seçmek durumundasın? Hayır hiçbir tarafta kesinlikle seçmek zorundasın. Zaten şu ben an bunu yapmadığım şey için bu gündemde ya. Her iki tarafta da sohbet edebildiğim için şu an zaten bu konuyu konuşuyoruz. Çok güzel. O kadar mı? Yap bakayım bir daha hoşuma gitti. O kadar, o kadar. Aynen. O kadar, o kadar. Taklit Julia. Ergen. Şimdi. Düzgün konuş ya. Sen sanırım burada insanlara teyzem diyorsun kalkıp da burada ergen diyemezsin. Ergen bence gibi biraz davranma. Haddini bilerek ergen davran. Ergen gibi davranma teyzem. Ben asla ergen gibi davranmam tamam mı? Burada tamam. Ergen gibi davranan çok başka insanlar pardon, var. Bunu diyecek en son düz sensin. Yaşında sonra gibi da işine gelince 34 sendin. Yaşındayım beni yaşımdan mı vuruyorsunuz? Asla utanmıyorum diyorsun pardon. Niye utanayım yaşımdan? Pardon ben sana utan olsun. Demiyorum ama sen niye de vurmayacaksın orada ben? Bir dur. Orada bir dur. Fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii. Ayakkabılarım ve iki çanta aldım. 200 TL. Evet. Kumaşım 200 TL, dikimini 350 TL'ye verdim. Evet. Takılarım 220 TL, sprey boyam 30 TL. Konseptin nedir? Ben bu sabah bir uyandım. Marilyn Monroe evet. Ruhundayım. Süper. Ben seni çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Diğer çantan yanında mı aldın? Yukarıda. O nasıldı? Daha küçük, baget gibi. Ah ne güzel görünürdü. O da güzel olurdu, evet. Bunun da bu vintage aurası kurtardı seni. Ben sevmem öyle gold'la silver'ı çok yan yana ama o vintage eski aurası ve senin bu genel look'un ayakkabının burnuna kadar seçtiğin bu çok güzel ve iyi görünüyorsun. Beğendim seni. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne haber Melike? İyiyim hocam siz? Heh, al önüne. Çantayı öbür ele al. Duyamıyorum pardon. Çantayı öbür ele al. Tamam. Heh, çok zarif görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Ama ben takığım çantanın sapına. Kusura bakma ben takılırım. Yani o gümüşle altının beraber olmasını bazı kıyafetlerde çok güzel olabiliyor. Söyle. Söyle. Araştırdım hocam ben. 50'lerin çantası olarak baktım. Zaten 60'larda rahmetli var oldu. Var çok mix var o dönemde. O dönemlerde böyle takıntılar yoktu. Heh. Böyle kullanılabiliyordu. Bu takıntılar daha sonradan çıktı. Göz olarak da çıktı. Yani ama ebat olarak bu da, bunun daha uygun olacağını. Ben seni çok beğendim. Savunma bana şimdi. Savunma! Tamam. Savunma! Söylüyorum işte 30-40'larda öyle şeyler, ay bu silver'la altın olsun da böyle şeyler yoktu. Kadının kadın gibi hoş görünmesi çok önemliydi. Marlin için de zaten önemli olan feminenlik oydu. Çok ön plandaydı. Evet. Ben onu daha Türkçe söyledim. Evet kızım, gayet güzel. Teşekkür ederim hocam. Yaşam. Evet bence dünyanın en büyük ikonu. Evet. Yani daha bence üzerine geçen bir şey yok. Ama tabii ki o beyaz muhteşem elbisesiyle bütün her yerde
Hani biz yıllar içerisinde her yerde biz onun sadece o eğilip şöyle yaptığı pozunu gördük. Ama kadının kendi acayip bir stili olan bir kadınmış ki her zaman daptaracık ve kalem elbiseler. Bel gösterirdi ama. Çok. Hep bunu giyerdi. Biz çok iyi arkadaşlık diye başlamıştık. bütün eski filmlerinde de izlediğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla da evet eldiven, evet bu askı niye olmasın ama strapless çok isterdim yani olmasını. Strapless. Strapless. Şuna da strapless demeyin, strapless denir ona. Tamam. Ama tabii ki halk arasında strapless olduğu için strapless diyoruz. Bu boy en sevdiğim boydur benim zaten. Ayakkabının ucu ve o çanta. Hani o yıllardan kokuyor o sapıyla falan. Böyle vintage. Saçın ve yüzün çok benzemiş. Makyajın çok benzemiş. Vallahi bravo. Süper bir şey bunun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu aralar çok iyi gidiyorsun Melike'cim. Teşekkür ederim Serdar Bey. 5. Teşekkürler. Wow gerçekten. Güçlü. 5. Hakkıyla bir 5 sana. Teşekkür ederim hocam. 5. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. 20 tam puan. Bu hafta ilk mi? 20 evet. Tam puan. Evet. Tebrik ediyorum teşekkür seni. Ediyorum. 20 tam puanla uğurluyoruz yerine ve Rojin geliyor. Merhabalar. Merhaba Rojin. Aynadaki sen kim? Bergen Yasin. Ne? Evet. Wow. Neden? Siz dün konsepti söylediğinizde direkt aklıma Bergen geldi zaten. Benim de yaşanmışlıklarım var geçmişten. Çok ilginç. Evet, o yüzden Bergen'i canlandırmak istedim. Biraz duygusallaşıyorum böyle Bergen'i. Ne yaşanmışlığım vardı? Aynaya baktığımda hep böyleyim yani. Kendimle özleştiriyorum yani benzettiğim için. Ne peki bu aileden dolayı mı yoksa bir erkek aile, arkadaş? Aile, yaşanmışlıklar yani dışarısı vesaire. Ama genel olarak böyle bir kötü çocukluğum vesaire oldu. Okul vesaire okuyamadım. Psikolojik olarak sorunlar yaşadım. Kaç kardeşsin Rojin sen? 2. Abim var Ayhan. Abin var doğru. Abin nerede? O babamla beraber. Anne baba ayrı. Yok yok beraberiz. Babamla sadece beraber... ben küçüklükten beri istenmediğim şeyler yaşadım. Biraz da tabii ailemin sözünü dinlemedim. Biraz asi bir kız gibi davrandım. Onlar Urfa'dalar mı? Yok yok İstanbul'dayız. Herkes burada değil evet, mi? Evet evet İstanbul'da. Sen ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Evden çıkmak zorun oluyordu. Çıktığımda da ister istemez bir çocuğu ne kadar kısıtlarsa siz hani bir çocuk sahibi olarak daha iyi bilirsiniz. Evet, evet doğru. Bir çocuğu ne kadar kısıtlarsanız o kadar daha çok ister bir şeyi. Benim ve bu çocuk... seni hataya mı sürükledi? Evet hatalarım oldu tabii ki de. Hatalarım oldu ama nasıl desem size. Yani ben aynaya baktığımda Bergen'i görüyorum kendimde. Ama bu onu çok canlandım. Ağır bir şey Roji. Çok. Bu çok ağır. Yani sen şimdi aynaya baktığında Bergen'i görüyorsan eğer. Bir ilişkin var mıydı peki? İlişki anlamında da var, yaşanmışlıklar olarak da var. Ben de kendimle özleştirdiğim için dediğim gibi. Ama ben Bergen'le kendini özleştirmeni şu anda ne ben ne seyircilerimiz hiç kimse burada bir şey anlamadı. Evet bir de canlandırmak istedim de kendisini. Çünkü tamam çok evet güzel bir yani müthiş bir sanatçı tabii ki. Ama ben hiçbir şey anlamadım senden. Evlendin mi daha önce? Yok yok hiç evlenmedim. Hayır evlenmedi ilişkisi de yok. Yok yok. Yani bu anlamda bir şiddet İlişki görmüş kumulmuş. Gibi bir durumun da yok. Benim de ben çok bu hikayelere çok takılırım burada hepimiz gibi. Sen o zaman burada bunu paylaşmak istemiyorsun da o zaman sana bunları yaşatanları aslında benim iç dünyamda ruhumda ben bunu yaşadım buyurun size de mesaj veriyorum evet, mu? Evet bir mesaj getirmek gibi. İstiyorsun yani nedir bu? Bir mesaj veriyorsun sen şu anda. Ver o zaman, ver. İçinden ne geliyorsa daha söyle. Daha ne olabilir ki şu an sen buraya ben aynada Bergen'i görüyorum Yasin diyerek hocam, sözünüzü kesiyorum. Ben güzel şeyler yaşamadım, benim çocukluğum güzel geçmedi. Ah benim güzelim.
Susmak istiyorum böyle. Mahvettin niye okulum okumadın peki? Okutmadılar mı? Yok, okuttular. Okuyamadım işte, bir sürü şey yaşandı etti vesaire. Gidemedim okula. Spor hayatım vesaire de bitti. Nasıl? Spor hayatım filan da bitti. Basketbol oynuyordum. Bakırköy altyapıda oynuyordum. O filan da bitti. Yani zaten o zaman çok büyük bir şey oldu. Evet. Çok büyük bir şey oldu ki sen her şeyi okuldan, spor hayatından, her şeyin elini eteğini çektin. 13 yaşımdan beri de çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üstüne durmaya çalışıyorum. Kendime bir şeyler sahip etmeye çalışıyorum. Çok özür dilerim, burayı kesebiliriz de, ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten çok merak ettim. Ah benim canım. Okulu yok, bir şey yok. Spor hayatım bitti. O yüzden Belgin'i canlandırmak istedim hocam. Evet, Ruj'un bize bir şey söyledi tabii ki. Bizimle paylaştı ama maalesef biz bunu kendi arzu ve isteği olmadığı için burada yayınlayamıyoruz. Söylemek de istemiyoruz. Neyse, elbisesi de aynı elbise hocam. Dün gece çok araştırdım onu kanıca. Onu sırası gelince konuşuruz. Ne kadar güçlü bir kızsın sen. Aman Allah'ım. Bitirdin beni şu anda burada. Tabii ki bunlar, bu konuştuğumuz senin müsaaden olmadığı için. Teşekkür ederim. Tabii ki özel ve burada aramızda kalacak bir konu. Ondan dolayı orayı kesip öyle devam. Sen harikasın Rujin. Mükemmelsin. Allah'ın yolunu, bahtını her daim açık etsin. Ve inşallah da açık. Ve bence çok güzel bir aileye sahipsin. Evet, çok şükür hocam. Gerçekten o konuda çok şanslıyım. Çok güzel. Annem benim çok pırlanta bir kadın ya. Ben annem gibi eminim, bir kadın daha hayatımda görmedim. Yani arkamda bir her zaman duvar gibi oldu. Hamdü senalar olsun. O kadar güzel ki. Bir gün mutlu ediyorum sizi, bir gün üzüyorum. Hayatta böyle bir şey değil zaten? Evet öyle Serdar hocam. Bir anı bir anı ona uymuyor. Mahvettin beni. Mahvettin beni. Yorum yapamayacağım. Puanda görüşürüz. Rojin, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii hayatımızda ki başımıza ne geliyorsa gelsin, bir yandan senin çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar güzel annenden bahsettin. Annem, babam, abim. Ya. Ailene de çok sevgiler buradan. Teşekkür çok ederim. Selamlar. Annen ne güzel yemekler yapıyordur senin. Ay. Annemden öğrendim, babamdan öğrendim. Sen başka yemekler de yapıyor musun? Her şeyi yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Yaparız yine bir ara. Elenmezsen, burada kalırsan bu İnşallah. Hafta. İnşallah. İnşallah. Rojin'cim, yani sana baktığım zaman geçmişi geçmişte bırakmamız lazım. Kesinlikle. Yapmış da çok ve şükür. İnanılmaz samimi bir enerji hissediyorum sende. Yani geçmiş geçmişte kalmalı, anı yaşamalıyız. Ve bunu da başardığın için çok mutluyum. Evet, yaşıyorum. Çok mutluyum. Yani iyisiyle, kötüsüyle.
Ben gerçeği yansıtmak istedim sadece aynaya bakınca. Çok güzel, çünkü hayatta yaşadığımız her şeyle barışık olmak da çok büyük bir erdemdir. Yani ben sende zaten bunu görüyorum. Teşekkür ederim hocam bunu gördüğünüz için. Ve çok iyi görünüyorsun. Aynadaki sen %100 yansıtmışsın. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bu arada Bergen çantasıyla şarkı söyledi. Hocam burcun eksik ne? Çıkmak istemedim ya. Dedim tabii ki, tabii çanta ki. Olsun. Bir şey söylüyor Yasemin. Burcun ne Rajin'cim? Boğa. Boğa. Oo. Çok güçlü. Evet. Fiyatlar bu arada. Yasemin hocam, ayakkabım, çantam 130 TL moda moda pardon. Ayakkabım, çantam moda moda da... Bittim benim, bittim ben, bittim yani. Ben bittim yani. Ah ben bittim yani şu an. İç titriyor. Evet. Ayakkabım ve çantam doya doya modaya özel 130 TL. Evet. Kumaşım 330 TL. Terzim 350 TL. Takılarım 90, peruğum da 100 TL. Sen bir de diktirdin bunu. Evet hocam, dün gece çok araştırdım. Kız bunu bu dönemde nerede bulsun? Bergen'i ne bileyim zaten... Zeyno bulmuş diye bir şey. Yok, Bergen'i zaten çok seviyorum, izliyorum. Gerçek kendi filmlerine kadar izledim. Ne izlemiş, ayakkabını giymiş, nasıl takılar takmış, nasıl kombinlemiş. Normal günlük hayatında mesela uzun kolyeler tercih ediyor. Yüzükler, büyük yüzükler, fazla fazla bilezikler tercih ediyor ama... Bu şekilde bir fotoğraf çekimine katıldığı bir fotoğrafları var. Evet, puanlar 5 ve sana artı 1 puanım olacak. Teşekkür ederim Yasemin. Teşekkürler. 5. Teşekkür ederim Orkan Hocam, sağ olun. 5 artı 1 kanaat notum olacak. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. 5. Teşekkür ederim Serdar Bey. Kızım yerine Hülya Hanım'ı alalım podyuma. Alkış da yok. Anladım. Alkışlayacak hali de yok pek kimsenin hocam. Bu arada Rojim bugün bana bir şey söylemişti. Oturuyordum, geldi. Söylemeyeceğim. İyi ki sana öyle hissettirmişim. O söylediğin gibi. Sen çok güçlü bir kız. Evet, nasılsın Hülya? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Konsept. Şimdi ben sarı saçlı olduğum için hiç kırmızı giymiyorum. Gülşah Hanım gibi, o da sevmiyor. Neredeyse kırmızı bir tane bile kıyafetim yok. Bir kere burada böyle bordo gibi bir şey giydim. Onu da kendime yakıştırmadım. Aynada kendimi kırmızı bir elbisenin yakışması, hani yakıştığını görmek istiyordum. Hani nasıl görmek istersiniz aynada demiştiniz kendinize. Ben de biraz daha böyle esmer bir kadın olup bir de ela gözlü olmak istemişimdir hep. Bu renk bir lens takıp kırmızı elbise giyip tenimi koyulaştırdım bu arada. Bayağı koyulaştırmaya çalıştım. Böyle görmek isterdim kendimi. Ayakkabılarım 300 TL. Çantam 50 TL doya doya modaya özel. Elbisem 500 TL. Küpem 50 TL. Peruğuma da 100 TL verdim. Zarif görünüyorsun, biliyor musun? Teşekkür ederim. Bence sarışın olsaydın da kırmızı gene yakışacaktı. Yakışmıyor tenine... hocam. Yakışır yakışır. Sen ona göre bir kılık bulursun. Yakışır. Herkes de aynı şeyi al. Sarışın bence kırmızı giyer. Çok güzel yakışır. Kırmızı giyer. Yakıştır. Onu yakıştırması bilmek çok önemli. Yakıştırmasını bilmek. O aksesuarlarla, kombinlerle. Ne bakıyorsun oradan bana böyle sizi böyle? Sizi dinliyorum. Ha. Evet. Şimdi ben bir şey buradan tam seç. O altın mı çantan? Rose gold. Bronze. Bir gelebilir misin rose, lütfen? Gold, gold. Zahmet olmazsa bakayım buraya kızım. Şey... Ha, anladım. Tamam, onunla uydurmaya çalışmış. Evet, ben bunu Eda'ya da söyledim. Sana da söylüyorum. Esmer olarak, yoksa hep sarışın oldu, alıştın mı sarışın olmanıza? Belki Melike de esmer olunca farklı görebilirim, hoş görebilirim. Sana da çok yakışmış. Daha evvel de yapmıştın zaten bu peruğu. Çok güzel bir kıyafet bulmuşsun. Yırtma, hepsi dozajı yerinde. Ben çantana önce bir altın mı diye baktım. Altın gibi olsa beğenmeyecektim çünkü. Ama gayet güzel görünüyorsun. Söyleyecek bir şeyim yok. Gülşah'ım. Teşekkür ederim.
Evet, hoş geldin Hülya. Evet, ben de aynen böyle düşünürüm. Burada giymişimdir kırmızı. Bazı özel günlerde kırmızı tercih etmem gerektiği için giymişimdir. Ama benim için her zaman kırmızının hakkını veren esmerdir. Bordo da tam aksine sarışına çok yakışır. Sana da çok yakışmıştı. Kırmızıyla kırmızı ruj sürmeni, böyle kullanmanı sevmedim. Çünkü ben kırmızıyla her zaman ten böyle et rengi sürerim. Çantanın rengini sevdim. Ayakkabının tabii ki çok doğru rengi. Zarif duruyorsun ama ben elbiseni beğenmedim. Yani tek omuz güzel. Buradaki drapesi, buradaki bu bilmem nesi. Yanlış mı bir şey dikilmiş acaba, yoksa niye öyle şurası? Burada bir kötü bir duruyor. Yani değil mi? Kırmızı seçtin de bunu mu seçtin? Şöyle ipeğe yakın kristal bir satenden ince spagetti askılısı, dekolteli. Değil mi? Upuzun. Nefis olurdu. Bence de nefis olurdu. Ama bunların hepsinin dışında çok zarif duruyorsun. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben sarışını da çok yakıştırırdım. Kırmızı rengi Esmer'e de. Şimdi sana baktığım zaman kolundaki düğme deteği, gümüş, küpeler gümüş, gold rose yani pembe taş. Altın. Efendim? Taş. Taş. Evet ama gümüş parlıyor. Çantan pembe altın. Üstünü çok beğendim elbisenin, üst kısmını. Alt kısmını sevmedim. Çünkü burada gereksiz bir drape oyunları var. Oranın daha dümdüz inmesini isterdim. Ama genel olarak inanılmaz hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hülya, kırmızı sana çok yakışır. Bence her zaman da yakışır. Doğru elbiseyi lütfen bul. Bir gün senin o sarı saçlarınla da görelim. Bu saçı sana yakıştırmadım. Beğenmediniz mi? Evet. Ben de sarışın, sarı insanıyım. Eminim ya. Sen de aynaya baktığında bunu beğenmedin. O yani. Esmer siyah saç bu değil. O kıvırcık yaptığın zamanki ne kadar güzeldi. Ben olduğun zaman. Çok yakıştırmıştım yüzüne senin o saçı. Tenini boyaman muazzam bir hamle. Hiç taş renklerine katılmıyor. Aynı şeyi düşünmüyorum. Beni rahatsız etmedi. Tarif ettiğim gibi bir elbise. Hani kırmızı bir elbise giyiyorsan aynada baktığında görmek istediğin kadın neydi bu mesaj? Yani kırmızı yakışsın istiyordum hep. Sarı saçlarımdan hani beyaz tenliğim diye yakıştırmıyordum. Kırmızının da yakışabileceği. Çok hoş. Böyle bir şey yapman çok hoş. Ama dediğim gibi bu elbiseyi beğenmedim hiç. Ama genel Aaron müthiş görünüyor. Sana zaten her şey çok yakışıyor. Teşekkür Emeğine ederim. Emeğine sağ olun. 5. Teşekkür ederim hocam. Ben beğendim. 4. Teşekkür ederim. Rica ederim. 4. Teşekkür ederim. Sarışın çok çok daha iyisin. Bence de. Teşekkür ederim. Evet Hülya'cığım, seni yerine uğurluyoruz ve Aleyna'yı podyuma alıyoruz. Ben bugün aynada Chloe Kardashian'ım. Yani o kadını çok beğeniyorum. Gerçekten çok ben beğeniyorum. De. Açıkçası biraz kendime de benzetiyorum ama göz niye yapısı. O? Yani o Kardashian'lardan bir sürü varken evet, niye o? Yani hem bir kere gerçekten çok güzel bir kadın. Hem de böyle onun aurası, enerjisi beni böyle kendime çok çekiyor. Ve dediğim gibi böyle baktığım zaman hani bir sen de böyle olursun. Yani ona baktığım zaman o şeyi alıyorum, o enerjiyi alıyorum. Mesela diğerlerine de çok bakıyorum, takip ediyorum ama o kadından aldığım enerjiyi diğerlerinden almıyorum. Ben de bugün aynada kendimi onun gibi olduğumu hisset, yani olursam ne hissederim düşünerek, bir de bu benlerini de çok beğeniyorum onun. Yaptım da kendime, yakıştırdım da. Öyle olmak istedim. Ufak bir şey oldu. Peki, fiyatlar? Ayakkabılarım 150 TL, kumaşımı 315 TL ödedim, terzimi 300 TL ödedim, çantamı 100 TL ödedim, küpelerimi 35 TL ödedim, kirpiklerimi de 35 TL. Ben elbiseni beğendim. Biraz tabii şuralarda sıkıntı var. Tamam, o kadarını şey yapmıyoruz zaten. Tabii ki bu kadını kendi elbisesinin modeli, doğru mu? Evet, evet. Yani. Onunki çok yanlış kumaş seçmişsin o elbise için. Kristal Jarses isimli o elbise. Niye likralı bir şey seçmedin? Gülşah Hanım, bu o kadar çok kumaşçı çünkü. Gezdim ki, o kadar çok kezdim ki asla ama yok. Ama likralı bir şey bulman çok normal. Ben normal Jarse, kahve tonlarında Jarse alacaktım ama parıltılı o enerjiyi vermez şey. Diye de almak istemedim açıkçası. Düz kahverengi
kumaş olacaktı o zaman. Bir tık parlak bir şey olsun istedim ama kumaş olarak inanın o kumaşı çok aradım bugün. Yani çok. Kısa sürede böyle bir şey yetiştirmeni sevdim tabii ki. Yürüyemiyorsun, onların özelliğidir o ailenin. Evet, pardon. Zıplaya zıplaya. Ayakkabına bakayım. Şöyle bir stiletto. O da böyle elbisenin rengini alıyor biliyor musun? Yansıması var, sanki böyle bir pembelik varmış gibi geliyor. Çantanı göster. Koyu seçtim, takım takım olmasın diye. Çantanı beğenmedim ama sen gayet hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aleyna'cığım bir dönebilir misin lütfen? Tabii. Şimdi, ben elbisenin rengini sana çok yakıştırdım. Teşekkür ama ederim. Ama elbisenin üst kısmı... Biliyorum, farkındayım. ...çok kötü duruyor. Bunun daha böyle mesela tenime... Hayır, üst kısmı modelle alakası yok ki. O daha rulon, buradan gelen... Evet, onu anlatıyordum şimdi. Onu bu kumaşla yapamazsın, bu evet. Yani şu an gördüğüm elbiseyi değerlendirdiğim evet. için... Hı-hı. ...üst kısmı... Haklısınız. ...çok kötü Aleyna. Çok haklısınız, inanın. Ve eteğin altından o taş rengi sivri burunları da görmek istemezdim. Ama onlar giyiyorlar böyle. Anladım da görmek istemezdim çünkü o kadar kontrast renkler ki. Ha, renginden dolayı. Çok onlar Peki. çok gözüme batıyor. Çantanı görebilir miyim tekrar lütfen? Cevap veriyor. Onlar giyiyorlar, onlar giyiyorlar. Allah Allah. Hocam, onun görüşü o. Kim giyerse giysin. Rengini sordum Eminim bilerek. Sen de kendini bu şekilde aynada görsen. Zaten bu arada dürüstlüğün için teşekkür ederim. Üst kısmını beğenmediğini söylediğin evet. için. Bu ayakkabıyı da gördüğün zaman eminim bana hak vereceksin. Çantanın mesela antrasit ve elbiseye yakın bir tonda bir derisi var üstünde hı hı. değil mi? Mesela onun yakaladığını düşünüyorum. Beni rahatsız etmedi. Küpelerin ne renkti? Gümüş. 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 Antrasit olmalıydı. Yorumum bu kadar. Teşekkür Ama, ederim. Sana baktığım zaman yüzün çok güzel her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Benim konular. Bilirim. Hadi yaptın yani, nasıl böyle bir hata yaparsın? Bu kadar uğraştın, hani bu kumaş o kumaş değil. Evet evet. Başka bir lookunu seçseydin keşke. Tamam, en son şu an en popüleri o. Model de alakası yok. Sen sadece şuradaki cutout bir şey Aynen, o efekti kattım. Verecek zannediyorsun ama hayır. Ama tabii bilen biliyor, anlıyor. Evet bu o, buram buram o. O bildiğin... Daptar. İnanılmaz basit bir parıltılı kristal cerse. Yani bulsaydım, metresini 10 dolara bulabileceğin, hani belki siz 5 dolara falan öyle bir cerse. Kesinlikle yani, zaten öyle bir kumaş bulsaydım şu an üzerimde böyle bir şey olmazdı. Ve hatta... Daptar. Geçerdi yani. Ve hatta öyle ki incelerseniz o elbiseyi, elbisenin o rulonu yaparken falan o kadar basit Dağınık bir elbise duruyor. Ki dikişler marullanma yapmıştır falan ama önemli olan o görüntü, o look'tur ya, o da onu veriyor. Tabii ki dikiş çok önemli ama onlar o kadar özgüvenliler, hani evet bu evet. oldu, bu benim. Hiç o detaylara katılmıyor. Benim gibi, bizim gibi sapıklar bu konuda, hani ne var bunu yani. DNA'sına giriyorum o kumaşın, o dikişin ne yaptı, bu nasıl yaptı, ne giydi. O yüzden fena görünmüyorsun. Emeğine sağlık. Ufak da olsa o efekti veriyorsun ama büyük hatalar var. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Aleyna ne haber? İyi hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Şöyle bir baktığım zaman sana aslında uzak doğulu havanda var. Yani böyle bir Japonya da olabilir, bir Hindistan da olabilir. Takılarını değiştirdiğin zaman o havaya da bürünebilirsin. Ben buradaki hataymış, sen böyle söylüyorsun bu hata. Beni o ilgilenmiyor. Ben onu çok beğendim. Benim burada sana tek söyleyeceğim şey çantan. Çantan neden öyle bir çanta var? Hocam bu kadar açık almayayım da bu kadar patlamasın dedim tamam, ama doğru, olmadı ya, doğru galiba. Yapmışsın, doğru yapmışım. Şeklini mi yani? Metalleri falan keşke hiç buna koymasaydın. Tamam ben her zaman söylerim ışıltınız yoksa metal ama buna ya olmamış. Bir de yemek mi yedin de çıktın buraya çocuğum? Göbüş çıkıyor. Hadi görmeyeyim onu. Ben yalnız bu ayakkabıları biliyorsun hep takıntımdır. Tenini görmediğim için kabul ediyorum. Buradan görünen. Ya da sende hiç kötü gözükmedi gözüme. Benim takıntım çantan. Bir de arkadaşlarım zaten kumaşlarla ilgili, evet. üstlerle ilgili bilgileri zaten verdiler. Ama görüntü olarak... Ya bir yere geldi, girersen bir salona
bakarım. Ha tek tek inceledim mi hataları görürüm kızım. Bu teşekkürler kadar. Hocam. Evet, bu anlamaya geçiyoruz o zaman. Beğendim ben seni. Teşekkürler. 3 Alenacığım. Teşekkürler. Teşekkürler. Eda kaç veriyorum? 4. Teşekkürler hocam. Aleyna'cığım seni yerine alalım lütfen ve Dilan'la Dilara'yı çağırıyorum podyuma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen fiyatlarınızı alabilir miyim lütfen? Şöyle ayakkabım ve çantam 150 TL. Evet. Cin kumaşım 150 TL. Evet. Terzime 400 TL verdim. Evet. Küpelerimize 90 TL verdik. Evet. Böyle. Bir de kot ceket almıştım ben. Onu bandana yaptım. Onu değişik bir şekilde kullanacaktım. Renk uyumu olmadığı için evet. Bandana yaptım, kestim. Ayakkabılarım ve çantam 150 TL. Kumaşım 200 TL. Dikim 450 TL. Aksesuarım 90 TL Dilara ile birlikte. Dilara'cığım, aynadaki ben kim? Hocam şöyle, ben Türkan Şoray'a çok hayran bir insanım. Evet. Böyle aynaya ama daha çok Belgin Doruk'a benzemişsin. Böyle aynaya bakınca acaba Türkan Şoray 2022 yılında Türkan genç kim? Kız olsa... Türkan. 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 Türkan Şoray 2022'de genç bir kız olsaydı nasıl olurdu, onu canlandırmak istedim. He, yazdın. Evet, evet. Biz de okuruz birazdan. Evet. Senin Dilancı? Ben çizgi film karakteri olmak istedim ama kendi hayal dünyamda. Şimdi herkes birine benzemek istemiş ya da şey... Ben de cümleyi şey yapmak istedim. Herkes birine benzemek istemiş ya da sarışın halim ya da esmer halim nasıl olmasını gerektiğini merak etmiş. Ben de kendi hayal dünyamda iyilik yapan bir kızım. Evet. Peri kızı, çiçek peri, kız. Çiçek kız ve ben her cümlemin sonunda çiçek emojisini kullanırım. Ve arkadaşlarım, yakın çevrem hep bana çiçeğim der. Ben de civciv yollarım. He. Evet, civciv bir de pembe kurdele var ya. Ve çizgi filmin adı da Sihirli Çiçekler. Bu arada gözyaşlarım biraz kuruttu. Gördünüz. Evet. Güzeldi, beğenmiştim de biraz gitmiş. Onlar gözyaş mı? Evet. Hmm. İyilik yapınca hadi gözyaşlarım olsun. Tabii. Şimdi sihirli çiçek miydin? Hı hı, sihirli çiçekler. Evet. Genelde ilk geldiğiniz zamanlarda demiştiniz ki, Dilara, Dilan benden daha iyi giyinir. Onun daha iyi bir tarzı var demişti. Evet. Ama bu programda ilk gün Dilan iyiydi, Dilara kötüydü. Ama son günlerde Dilara iyi, Dilan kötü. Nasıl oldu bu yer değişimi? Çünkü fikirleri değiştik. Yani aynı düşünmemeye başladık. Belki de Dilan yüzünden kötü giyiniyorumdur. Çünkü üzerindeki elbise rengi inanılmaz yakışmış. Bu arada diktirdik. Evet. Ama elbise çok kötü. Cayır cayır yanıyor kumaşı. Evet, hep bu sorun. Ama şey, fotoğrafta da böyle kullanılmıştı. Böyle bir kumaş. Ona göre böyle bir şey yaptı. Dila, kendini savunabilirsin sanırım. Evet. Değil mi? Hı hı. Dilara'ya geçiyorum hemen. Ya, evet. Dilara'ya geçiyorum hemen. Elbiseni çok beğendim, çantanı beğenmedim. Bir ayakkabılarını görebilir miyim tekrar? Ayakkabıların güzel, saç bandın şeker. Ama sınıfı geçen bana göre sen, Dilan sınıfta kaldı. Çok üzgünüm. Sadece maçtan mı? O kadar yani evde üzerinde oturmamış. Böyle bir şey yapma dedim. Evet. Tutturdu, ben çiçek kız olacağım. Hazır hatta elbise Melike'de alsaydın daha ben iyiydi. Ben dedim ki yapma dedim yani. Ama niye dinlemiyorsun Dilan'ı? Ama bu içime sindi. Dermişim Dilara'yı niye dinlemiyorsun? Dinlemek istemedim. Huysuz bu içime kız. Sindi. Yani ben aynaya bakınca çiçek kız, eğer başka bir evrende doğmuş olsaydım huysuzluk çiçek kız olarak hep doğmak isterdim. Dilara'ya. Efendim? Hep uysuzluk yapıyorsun. Evet. Değil birazcık mi? Yapıyor. Dinlemiyor. Neyse. Ama Dilan ağlayarak bir şey anlatıyor şu anda. Anlatamadı. Ama ben böyle olmak evet. istiyorum. Evet. Öyle olmak istiyorsan böyle gelmek sonuna kadar hakkın. Çünkü İyi yaptın. Bu konsepti biz verdik. Bunu da kullanabilirsin tabii ki. Hiç materyallerinize, kumaşlara girmeyeceğim. Dilancığım sen konseptinle bir şeyler daha ekleyebilirdin. Daha büyük bir sepet bir şey alabilirdin eline. Onun içine biraz daha böyle çikolatalar, bir şeyler koyabilirdin. Neden olmasın? Makyajın
anlamını anlatınca batmadı gözüme. İşte o yapraklar, çiçek yaprakları, gözyaşları. Bir de senin hediyen var. Ne? Getireyim mi? Evet, ne getiriyorsun? Getir. Nasıl severim bir şey getirsin. Ay kızlar, tek kaldık. Ne var? Biraz başına gitti mi tek başına orada olma? Ay evet, böyle de ne güzelmiş. Ya. Sen eğer istiyorsan biz yarın eriyelim. Aa. Yok yok, ikizim canımdır ya, onsuz hiçbir yere gitmem. Ha, gel bir söyleyeyim. Bak gör gör Dilan'ı gör. Sen öyle de, kız sana versin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Getirdin. Teşekkürler. Ha, çok güzel. Alışveriş bütçenizden mi aldınız? Hayır. Aa, kendim çok aldım. Çok tatlı. Şimdi daha da sevdim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi Dilan'cığım, bence elinden geleni yapmışsın ve çok güzel hissettirdin o duyguyu bana. Sevdim seni. Dilara'cığım, sen de çok uyduruk görünüyorsun bence. Elbisen de iyi olmamış. Olmamış mı? Evet, olmamış. Günümüzdeki Türkan Şoray olacaktın. Hayır, çok güçlü bir şey isterdik burada, olmadı. Tabii ben Türkan Şoray adını duyunca heyecanlanır ve hemen ayağa kalkarım. Türkan Hanım, sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hepimiz. Sadece ben değil, tüm ülkem size hayran. Sultanımız, önemli kişimiz. Türkan Sultanımız. Sizi çok seviyorum. Yapabilmiş mi? Siz o kadar iyi niyetlisiniz ki, konuştuğumuz zaman zaten ben heyecanlanıyorum ama herkes için iyi dersiniz. Siz şimdi onu beğenmişsinizdir de. Ben sizin gözünüzle bakmayı istiyorum. Büyük cesaret. Büyük cesaret Türkan Hanım'ı. Ama yani cesaretinden dolayı tebrik etmeyeceğim ama bak kızım, bir şey yapıyorsan bir haftadır buradasın değil mi? Hep konuşmalarıma dikkat et. Bu boy yanlış bir boy. Biraz daha 3-4 santim kısa olmasını tercih ederim. Evet, öyle istedim, böyle yaptı. Öyle mi? Evet. Tam peki. Şurada vermiştim. Peki. Tam şurada vermiştim böyle. Türkan yani. Hanım biraz böyle bir şeyler isterdi. Omzunda momzunda olsaydı, minik de olsa eksiksin. Evet, kot ceket aldım. Ya onu kesecektim böyle. Şu tonda vardı, almadı. Tuh. Gitti. Erkek ceketi aldı resmen. Çok kötü bir ceket aldı. Neden? Aa. Niye bak soruyor kız sana, cevap versene. Rengini tutturamadım. Orada güzel görünüyordu. Burada denedim, hiçbir şekilde olmadı. Yani işte bu tonla. Çanta, aman Allah'ım, neyse o olsun. Gelelim sana. Aferin. Bir şeyler hayal etmişsin. Onu yapmaya çalışmışsın. Ben hiç dikiş, nakış, kokuş, hiçbir şeyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Güzel yapmışsın. Sana da kötü bir şey söylemeyeceğim. Eksiksin. Proporsiyon hataların var. Dikkat et. Bir haftadır buradasın. Yarın gitmezseniz, önümüzdeki hafta bu hataları yaptığın zaman bak neler yapacağım sana. Tamam hocam. Dilara. Gülşah Hanım. Çok tatlısınız. İnanılmaz bir enerjiniz var. Özellikle Dilara, sen hep böyle bir kriz masası halindesin. Evet, ben de Türkan Şoray olma gibi bir cesaretim olmuştu. Tabii o yani başka bir şey yaptık ama hiç kimse bir Türkan Şoray olamaz zaten. Mümkün değil. Ama tabii ki hep gönlümüzden geçer ya. Hani öyleli bir durum belki bizimki. Elbiseni sevmedim Dilara. Çantan asla buna bu rengi böyle olmaz. O siyah ayakkabı olmaz. Çok güzel yüzün, bu saç sana çok yakıştı. Bant çok yakıştı. Arada bu benleri kullan bence. Güzel oluyor. Evet, ben yakıştı sana. Evet, sana gelelim. Hayalleriniz çok güzel. Hayaller ve hayatlar diyorum size. Evet, bu kadar. Puanlamaya geçelim o zaman. Hemen açıyorum. 3. Teşekkürler. Bakayım. Bayağı çalıştın. Senden kırdım Dilara puanları. Evet, 3. Teşekkür ederim. Dilan. Efendim? O güzel hayalini çok beğendim. Ona 5 verdim. Sana cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Aferin, eksiksin. 3 verdim. Yani ne oldu? 8. Bölü 2, 4. Teşekkürler. Al sana çiçekli bir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç verdi Gülşe? 1 verdi. Beğenmedi çünkü. Bu kadar. O takta şimdi organzeye onun gözünü tırmalıyor. Ay hiç yormayayım. Şey. Yani hiç yani harcamayayım zamanımı. Yormayayım ağzımı. Evet, sizi yerinize uğurluyoruz ve puanlar efendim.
Evet, Eda'cığım 15 puan. Melike 20 tam puan. Alkışlıyoruz. Tebrikler. Rojin 20 tam puan. Tebrikler. Hülya 17. Aleyna 15. Dilara ve Dilan 11 puanla günün sonuncusu oluyorlar. Onları da alkışlıyoruz. Evet. Yarınki konseptinizi veriyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Lütfen. Allah! Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ya. Çok eğleneceğimiz bir konsept geliyor. Ya. Kayınvalidemi evlendiriyorum. Ya şaka tabii ki. Gerçekten mi? Şu an var ya bütün bekar kayınvalideleri ya da dul kalmış kayınvalideleri. Hepsini evlendirsek mesela. Şaka yapıyor. Keşke. Neredeyiz? Ümraniye. Evet efendim, Ümraniye'deyiz. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek bizi özleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.